Merhaba arkadaşlar, ben Vanoria, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Söğüt Ağacı Efsanesi hikayemizin 3. sezon 6. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Hemen başlayalım. May koruyor ve korunuyor. 1. sezon diyecektim az kalsın. Evet. Bölüm 6. İlk. Eski gölde iki ördek çok dikkatlidir. Kamışın içindeki gelincik. Kimse başını kaldırmaya, girene izinsiz bakmaya cesaret edemedi. Şogun, zırh giymeye alışmış bir adamın enerjik, biraz sert yürüyüşüyle onun için hazırlanmış masaya yürüdü. Binlerce emir vermekten sertleşmiş, sağlam sesi tüm salonda yayıldı ve May doğrulup sarayın sahibini gördü. Merhaba. Seni bir ses alayım. Bu çekiyor mu bu arada? Tamam. Devam edin. Herkes yeni bir eğilim ile cevap verdi. Yashuhara Savada ise yanında oturan biriyle konuşmaya başladı. Konuklar yavaş yavaş sohbetlerine geri döndü. Kisune'nin akşam yemeğini paylaşmak zorunda kaldığı yaşlı çift sorun yaratmadı. Eşler diğer erkek ve kadınların kıyafetlerini konuşuyorlardı. Her seferinde insanların giyim konusunda eskiden çok daha zevkli olduğu sonucuna varıyorlardı. Ve işte sahneye oyuncular çıktı. Performans başladı. Durumun tüm karmaşıklığına ve May'i buraya getiren amacına rağmen kız izlediği oyuna kendini kaptırdı. Bu tiyatro grubu gerçekten mükemmeldi. Ayrıca nasıl bir seyirci kitlesinin karşısında oynadıkları gerçeği şüphesiz ki çabalarını arttırıyordu. Eyaletlerin henüz bir imparatorluk olarak birleşmediği ve unutulmaz karakterlerin etkili olduğu zamanlar hakkında klasik bir hikaye sergiliyorlardı. Kisune sonunu biliyordu, ancak tarihi karakterlerin düşünceleri ve hareketlerini gözlemlemek ilginç geliyordu. Beklediği oldu. Oyun, izleyicilerin dikkatini tamamen hakim olmayı başardı. Arada bir bazı komik karakter ve durumlar herkesin gülümsemesine neden oldu. Oyun konusunda klasik ve genellikle tahmin edilebilir olsa da Kisune de herkes gibi birkaç kez kahkahalarını kelpazesinin arkasına saklamak zorunda kaldı. May, Shogun'a hızlı bir bakış attı. Memnun kaldı. Gösteri bittikten sonra bazı konuklar yemeğe döndü. Diğerleri birbirleriyle izlenimlerini paylaşmaya başladı. Kisune ile oturan yaşlı kadın sordu. Oyunu beğendin mi Bayan Yoshinaga? Çok ilgi çekici bir performanstı. Geleneksel tiyatro her zaman iyidir. Bunu söyleyelim. Sanırım efendim gösteri bu sefer de başarılı geçti. May, yaşlı aristokrat kadının da gördüklerini beğendiğinden emindi. Ama kadın isteksizce dedi ki, bu tiyatroyu daha önceki yıllarda görmeliydin. Oyuncular çok daha iyiydi. Kisune gülümsedi. Kabuki semboliktir. Pek çok açık olmayan anlamı vardır. Eski dönemde daha çok bilgelik vardı. Gençlik, atalarına layık olabileceğini ancak umabilir. Bu doğru. Kız üzerinde birinin bakışını hissetti, döndü. Geçti Linka'ya duruyordu. Müsaadenizle. Kalktı. Yashuhara'nın cariyesine yöneldi. O ise May'in dikkatini çektiğinden emin olduktan sonra dışarı çıktı. Kisune her zaman gülümseyen Vin'in yanından geçti. Lin koridorun kenarında bekliyordu. Bayan Yoshinaga, Bayan Kaya, birbirinin önünde eğildiler. Seninle konuşmam gerekiyor. Kendinden emin, gururlu, her ne kadar heyecanlı olsa da. Aklından bir düşünce geçti. Korku onu olası bir müttefikten bir düşmana çevirebilir. İnisiyatifi eline alan May kızdan önce konuştu. Merak etme, seni ele vermem. Mektup ortalığa dökülmeden müdahale edip engel olabildiğim için mutluyum. Karşı tarafın soğukkanlılığı ve gerginliği azaldı, ancak tamamen kaybolmadı.
Kaya o an sorduğu soruyla bunu belli etti. Sessizliğin karşılığında ne istiyorsun? Kisune dürüstçe itiraf etti. Bana yardım etmeni ama tam olarak hangi konuda henüz bilmiyorum. Mümkünse tabii, buralarda yeniyim. Bu cevap beni sevindirdi, bakışı hemen yumuşadı. Mei Yoshinaga, söz veriyorum sana olan borcumu geri ödemek için elimden geleni yapacağım. Sadece bir an tereddüt etti. İnan, gerçi sen benim aptal bir hain olduğumu düşünüyor olmalısın. Mei şaşırdı. Cariye açıkladı. Hizmetçin söyledi. Mektupta yazılanları biliyor musun? Ben kimim ki seni yargılayacağım? Genç okulunda okuduğu bir kitapta öğretilen bilgiyi hatırladı. Dünyaya saygı üzerine. Ayakkabılarını giymedim. Bu sefer de şaşırdı. Senin yürüdüğün yoldaki çukurları görmedim. Kolay mıydı? Biri seni yönlendiriyor muydu? Yoksa onları gerçek geçerken gözyaşlarına mı boğuldun? Aşağılanmaya hazır, böyle bir cevap beklemeyen aristokrat kız gözlerini kaçırdı. Yelpazeyi tutan parmaklarının eklemleri belirgin bir şekilde beyazladı. Kız sessizce konuştu. Şuguna ihanet etmedim. Bunu asla yapmazdım. Büyük bir ailem var ve iyi bir çeyiz alma umudum yoktu. Bir adam var, biz... Benimle evlenirdi ama babası karşı çıkıyor. Soyadım pek bilinmiyor, mirasım küçük. Yanından samuraylar geçti. Kendini hemen toparlayan Lin, onlara tatlı ve doğal bir şekilde gülümsedi. Kesinlikle savaşçılara boyun eğdi ve düşündü. Saray hayatı ona en azından kendini kontrol etmeyi öğretmiş. Kızlar yine yalnız kalınca cariye devam etti. Burada olmak büyük bir onur. Şokun tarafından beğenildiğim için şanslıyım. Ve yakında evime döneceğim. Mei anlayışla başını salladı. Güzel bir çeyizle. Çok güzel bir çeyizle. O adam Şogun'u ihanet etmez. Ben de öyle. Sadece yazışıyorduk. Yatağıma başka biriyle paylaşmama rağmen beni bekliyor. O halde daha da dikkatli ol. Bu çok önemli. Bunu söyleyelim. Bizden farklı olarak Choki'nin çok asil bir ailesi var. Sarayda onunkine benzer birçok soyad var. Ve ortaya çıktığı gibi bu kız soyadı nasıl kullanacağını biliyor. Örneğin zorbalık yaparak. Elbette. Beni kurtardın Mei. Gözlerin içine bakarak sana teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi geri dönsek iyi olur. Seni de esas alayım. Mei tekrar masaya oturmadan önce Eri Hatekeyama onun yanına çağırdı. Gel. Seni Şogun'la tanıştıracağım. Oo, lükse bak. Efendim? Devam etmek için izin beklerken efendisinin önünde eğildi. Kesin aynısını yaptı. Adam buyurgan bir hareketle ikisini de oturmaya teklif etti. Bu Mei Yoshinaga, sana ondan bahsettim. Sayın efendim Yasuhara Sawada. Güzel dansını hatırlıyorum Bayan Yoshinaga. Teşekkür ederim. Bayan Hatakayama senden gururla bahsetti. Tiyatro fikri güzelmiş. Üstelik kabuki. Memnun kaldım. Mei'ye baktı. Bugün bazı kızlar meydanda performans göstererek ilgimi çekmeyi başardıklarını unutarak aynısını parlak kıyafetlerle yapmaya çalışıyor. Bir çiçek için sadece şekli değil kokusu da önemlidir. Bir kız sadece güzel kumaşlar sayesinde beğenilmemelidir. Ancak senin festival kıyafetin, dürüst olmak gerekirse harikaydı. Teşekkürler. Sawada çaydan bir yudum aldı. Yerleşebildin mi? Her şey yolunda mı? Teşekkür ederim. Daha iyisini hayal edemezdim. Odalar çok rahat, çok iyi karşılandım. Bunu söyleyelim. İhtiyacımız olan her şeye sahibiz. Kız içten içe cesaretini topladı. Şogun'un izin almadan hitap etmek küstahlık olarak kabul edilebilirdi. Bir aristokratın pozisyonunu gerektirdiği gibi derinden eğildi. Bay Sawada. Şogun'un sessiz sesini değişti. Daha sert hale geldi. Konuşmaya Yoshinaga. Kisune her şeyi mahvetme korkusundan biraz uyuşmuş dudaklarıyla dedi ki. Hediyenizin teşekkür etmeme izin verir misiniz efendim? Şemsiye. Çok güzeldi. Adam hafifçe gülümseyip onayla başını salladı. Eri kızın bakışını yakaladı, başını salladı ve gözleriyle yan tarafı işaret etti.
May anladı, tekrar boyun eğdi. Dikkatini daha fazla dağıtmayayım Shogun. Gidebilirsin May Yoshinaga. Kız kalktı, geri geri yürüdü. Eri. Evet efendim. Benim için bir ikemana yapsın. May ancak birkaç adım sonra döndü. Tanımadığı bir hizmetçinin Ven ile birlikte Shogun'a koştuğunu gördü. Biraz oyalandı ve konuştuklarını duydu. Usta, kapıdaki nöbetçiler rapor veriyor. Haruko Egesi ile gelmiş. İyi. Egasira, sarı kıvının oradaki ormanda gördüğüm samuray. Köyleri yağmalayan ve Shogun için vergi toplayan askerlerin komutanı. Sabah beklemesini söyleyeyim mi? Hayır, akşam yemeğinden sonra onu görebilirim. Önemli bir olaya benziyor. Koridorun ortasında daha fazla oyalanması şüphe uyandırırdı. May masasına döndü. Kiminle konuştuğunu gören aristokrat çift, kıza karşı çok daha saygılı davranmaya başladı. Kitsune, koridordan aceleyle ayrılan Ven'i gözleriyle takip etti. Shogun ona acil bir görev mi verdi? Ne olduğunu bilmek istiyorum. Yeni gelen misafiri başka bir hizmetçi gitmişti aslında. May merak içindeydi ama Vensei hangi yöne gittiğini bile göremedi. Yaşuara Savada'nın önce çıkmak istesini de kabul edilemezdi. Ayrıca hala masa arkadaşlarını eğlendirmek zorundaydı. Bayan Yoshinaga, sıra yeni mi geldiniz? Evet. Ve şimdiden Shogun'la konuşma şerefine layık görüldünüz. May mütevazı bir şekilde gülümsedi. Şanslıyım. Kendini toparlamayı başardı ve sosyetik sohbeti de sürdürmeye devam etti. Ancak tek heceli cevap vermiyor, muhatabın sözlerine ilgi gösteriyordu. Ancak aklı hala tamamen farklı bir konuyla meşguldü. Sonunda Shogun bardağını bir tarafa bıraktı. Kalktı, yanında oturanlarla vedalaştı ve çıkışa yöneldi. Muhtemelen artık yorulmuş olan yaşlı çift de daha fazla beklemek istemedi. Bayan Yoshinaga, iyi akşamlar. Tanıştığıma memnun oldum. Yaşlı adam saygıyla başını eğdi ve eşini çıkışa götürdü. Onlar kapıların arkasında kaybolur kaybolmaz meydan sokağa çıktı. Sinodori hemen ona katıldı. Hanım odasına mı gitmek istiyor? Yakınlarda hala başka misafirler vardı ve kız genel bir ifadeyle de cevap verdi. Daha sonra masamı ne görmek istiyorum? Kendi kendine ekledi. Ve kazıyor. Ronin onları salonun yakınında karşıladı. Biraz uzaklaştıklarında Shona birinin de yakınlarda olduğu ortaya çıktı. Kimsenin onları duymadığından emin olmak olarak sordu. Shogun'u gördün mü? Evet, insan. Kitsune gecenin olaylarını çabucak anlattı. Tereddüt ederek önerdi. Sarayın içinde biraz dolaşalım mı? Hırsızlarının komutanı Haruko Egasira gelmiş. Shogun onu hemen bugün kabul ediyormuş. Halbuki bir görüşme için saat de oldukça geç. Wednesday hızlı bir yerlere gidiyor. Bir görev mi almış acaba? Bütün bunlar bana ilginç geliyor. Belki Egasira'nın askerlerini görebileceğiz. Yeni isim öğrenebileceğiz. Önemli, faydalı olabilir. Saray çok büyük. Bürünelim mi? Mantıklı. Sezgini kontrol edelim dikkatli kız. May kendi hizmetçisiyle ve Masamune de kendi hizmetçisiyle gitsin. Aksi hali garip görünür. Kapalı bahçeye mi gidiyoruz? Kapıların orada yürüyüş yapalım mı? Nereye gideriz? Bilmiyorum. Bunu söyleyelim. Beni ana kanatta görürlerse bu garip görünmeyecektir. Şuna bir ver örneğin başını salladı. Makul. Seçim Kazu ve Masamune ile olan ilişkiyi etkiledi. Hatırlamıyorum ben bunu. Kapıda takılalım. Ve ahırlarda. Kirine bakarsın. Egasira yeni gelmiş. Orada birilerini yakalayabiliriz. Ayrılmadan önce Ninja uyardı. Bir daire çizip merkezdeki heykellere çıkıyoruz. Kendimizi birbirimize gösteriyoruz. Sorun yoksa biraz daha takılıyoruz. Varsa aramaya gidiyoruz. Sinodori ve May patika boyunca yavaş yürümeye başladılar. Güvenlik görevlileri onlara pek bakmadı.
Geç saate rağmen akşam yemeğini ve gösteriyi konuşan bazı konuklar hala etrafı dolaşıyordu. Uzakta Adalı Bo Shi'nin eşliğinde Chucky göründü. Asil adamla yaptığı konuşmaya kapılan Ueto, Kisune'yi fark etmedi. Mei buna sevindi çünkü mektup olayından sonra onunla iletişim kurmak istemiyordu. İlginç kimseye rastlamayan kızlar geri döneceklerdi ki o an ağaçların arkasında hız hareket eden biri göründü. Neden aydınlatılmış patikada yürümüyor? Kisune ayrı taşlardan oluşan bir yola saptı. Oraya değil. Mei onu sessizce kolundan çekti. Adam gözden kayboldu. Nereye gideceğini anlamayan çalışan Mei, binalar arasındaki kapalı geçide bakmaya karar verdi. Muhtemelen kötü havalarda burada yürürler. Çatının altı sessizdi. Ağaçların arkasındaki pencere ve fenerlerin ışığı, Kisune'nin etrafındaki gölgeleri daha da yoğunlaştırıyor gibiydi. Kız kulak kabarttı. Düşündü. Benden kötü bir ninja olurdu. Kaybettim. Ve hemen o an karanlıkta ayak sesleri duyuldu. Geçitte bir yabancı belirdi. Sen kimsin? Bu o, diğer taraftan gelmiş. Adam birden dondu, kızlara baktı. Sinodori Kisune'nin elini tuttu. Buğuk buğuk dedi. O ne? Düşman onu duydu, dişlerini gösterdi. Mei ile aynı zamanda elini kaldırdı. İllüzyon ateş, illüzyon. İyi çalışılmış hareketler işe yaradı. Onun suratında büyülü öğrenci illüzyonu uçtu. Gözlerini kapatmış oldu. Sırayla çarpımda sabahçı yelpazesini taşımaktan çekinen Mei, şimdi ne yapacağını bilemedi. Tekrar büyü yapmak işe yaramazdı. İllüzyonlar öldüremezdi. Çatışma seslerine güvenlik gelecek. O sırada Oni oyalanmıyordu. Sihirli kuş el hareketiyle dağıttı. Bir şey demeden Kisune'ye atladı. O da kimsenin dikkatini çekmek istemiyordu. O yüzden büyüsü sessizdi. Ama etkiliydi. Parmaklarının etrafındaki hava titredi ve kız iki büklüm oldu. İç organlarını buzlu bir maşa çeviriyor gibiydi. Mei acıdan çığlık atacaktı ama ciğerlerinde hava kalmamıştı. Gözlerinin önünü kaplayan kırmızı perde arkasından Sinodori'nin saçındaki tarağı çıkardığını gördü. Oni'nin diğer elini yumruk yapıp havaya kaldırdığını fark etti. Sonra doğal şeklini alan Sinodori'nin keskin dişlerini yaratığın omzuna geçirdiğini. Kisune dizlerinin üzerine düştü. Maşa kayboldu. Kız hıçkırarak nefes aldı. Sinodori çenesini çatırdayarak sıktı. Dişlerinin altından kan aktı. Oni'nin suratı bulanıklaştı. Karardı. İnsan olmaktan çıktı. Tipe bak. Her şey sessizce oldu. Sadece hızlı adımlar ve giysiler ışırdıyordu. Düşman Sinodori'ye yumruğuyla itti. Kız geriye uçtu. Bir sonraki darbe Mei Shakan'a yönelikti. Masamune'nin eğitimi sayesinde hızla tepki verebilen Mei yana doğru kaymayı başardı. Kemiği parçalayabilecek yumruk yandan geçip Mei sadece bayılttı. Kız sırtüstü düştü, bilincini kaybetti. Sadece birkaç anlığına. Kisune gözlerini açtı ve sırtüstü yatan Sinodori'yi gördü. Onu üstünde oturup onu boğmaya çalışıyordu. Kız hafiften seyiriyor, ellerini boynundan çekmek için çabalıyordu. Görünüşe göre dövüş sırasında Sinodori'nin kopardığı maske şimdi yerdeydi. Mei ayağa fırladı, yardıma koştu. Neredeyse bilinçsiz hareket ediyordu. Şuna birden aldığı dersler onu harekete geçiriyordu. Kisune, Kazu ile yeraltı tünelinden kaçarken kanayan yarayı hatırlayarak o görüntüyü yeniden yarattı. Oni'nin omzundaki ısırık onun için sorun yaratmadı ama aniden hızla yayılmaya başlayan kan leksi sinirini bozdu. Kan illüzyonu, yaraya bakmak için başını çevirmesine neden oldu. Mei bunu bekliyordu zaten. Düşmanın göğüs alanının dışında olduğunu fark ederek yumuşak bir hareketle yaklaştı. Sinodori'nin sihirli tarağını yerden aldı ve keskin metal dişlerini Oni'nin boynuna geçirdi. Mei tarağı hemen geri çekti ve bu sefer çenesinin ağzına vurdu. Hemen ardından birinin güçlü elleri onu çekip ayağa kaldırdı. Kisune yumuşak bir şeye yaslandığını hissedip arkasını döndü. Yavaş ol.
Sinadori hala yerde yatıyor, öksürüyor, boğazını ovuşturuyordu. Massamo'nun elinde katanı ile yaratığın üzerine eğildi. May hafifçe titremeye başladı. Görünmez mührün olduğu yer acıdığı için orayı ovuşturdu. Sakin ol, geçti bile. Daha yavaş nefes al. Kaz etrafına baktı. Etrafta kimse yoktu. Ronin ayağa kalktı. Kılıcını sakladı. Ölü. İlk. Tebrikler May. Arya'yı Sinadori'nin ayağa kalkmasına yardım etti. Tırağın üzerindeki kanı sildikten sonra kızı uzattı. İblis tarağını her zamanki yerine koydu. Teşekkürler. Ninja hala solgun olsa da kendine gelen kılı serbest bıraktı. Masamune maskeyi kaldırdı, arkasına baktı, koyuna soktu. Kesine Ronin ifadesiz yüzüne baktı ama aradığı ismi görüp görmediğini anlayamadı. Sabah olunca cesedi görürler. Sayın ortasında ölü bir Oni, ne yapacağız? Saklayacağız. Nereye? Bahçeye mi gömeceğiz? Odamıza götüreceğiz. Zemini söküp... Şaka mı yapıyorsun? Şunu bilin, yanına seyirdi. Bütün saraylar kemik üzerine kuruludur. İnşaatçılar, hizmetçiler, savaşçılar. Bir çeşit katalım. Koridorun altına bir delik açalım. Derin, sonrasında koku olmasın diye. İkimiz, May, Sinadori, odanıza gidin. Dikkatli olun, gölgeden yürüyün. İkiniz de kan içindesiniz. Masamune başını salladı. Şunu biler, böyle şeyler çok mu sık yapar? Yapar. Götürmeyi nasıl düşünüyorsunuz? Güvenliği yaslayarak ve efendimi rezil ederek. Kıyafetini çıkar, onu giydir. Katanayı tak. Sarhoş odasına götürelim. Vay. Onu daha önce gördünüz mü? Yardıma ihtiyacınız yok mu? Bunu söyleyelim. Yok, kendimiz. Yoshinika kıza geceleri odasında olmalı. Sinadori eğildi ve Oni'nin göğsünde görünen kağıt parçasını çıkardı. May okudu. Bu bir ticaret vergi belgesidir. Tüccar mı? Ninja acele ettirdi. Daha hızlı. Boynuzlarını kırmak lazım. Oradan uzaklaşan May en son duydu. Şöyle tut. Kendim tutamam. Seslenirlerse... Odalarına olaysız ulaştılar. Soyunduktan ve kanı temizledikten sonra bile rahatlamak mümkün olmadı. Varmışlar mıdır? Giysi temizliğini sonraya bırakan Sinadori, büyülü kıyafetini giyip Kazu ile Masamune'ye bakmaya gitti. Kisune her an saray muhafızlarının ağır ayak sesleri gelecek diye bekledi ama kapının arkası sessizdi. Kendine yer bulamayan tilki odanın içinde dolaşıp durdu. Sonra masaya oturdu, başını ellerinin arasına aldı. Her şey yolunda. Kimse onları görmedi, şüphelenmedi. Sonunda iblis geldi. Her şey yolunda. Maskenin aradan maske olmadığını ilettiler. Kisune rahatlayarak başını salladı. Teşekkür ederim. Gözünün önünde Oni'nin ürkütücü suratı belirdi. Kızın elleri titremedi, kalbi hızlanmadı. Ne olursa olsun May o çatışmaya önceden hazırmış. Öldürmeye hazırmış. Uyumam lazım, sabah iyi görünmem gerek. Kalktı, yedek odasının kapılarını açtı. Sinadori. Kim olduğunu hemen anlayamazdım. İyi ki yanımdaydın. Sana da teşekkürler. Kurtardık ya. Boğuyordu kızı. May tavana bakarak uzanıyordu. Yatağın yanındaki fener çoktan sönmüştü ama aklı yatak odasının sakinliğini kabul etmeyi reddediyordu. Aklı hala nefes nefese kalan Sinadori'yi ve ölü Oni'deydi. Gece yarısı geçti. Uykusu gelmiyordu. Ay, Kazu geliyordu değil mi burada? Kisine yattığında bir kez daha döndü ve nefesini tutup dondu. Odanın içindeki hava serinlemiş gibi geldi. Kızın eli yastığının altına kaydı, bıçağı tuttu. Kranın içinde bir sürü et belirdi. Ninja'nın sesi duyuldu. Onunla ne yapacaksın? Silahı bırakan kız cevap verdi. Kendimi koruyacağım. Yaklaşan Kazu sırıttı. Çok etkileyici olurdu. Alacakaranlık yüzünden genç adamın nereye baktığını göremeyen May bakışını resmen teneyle hissetti. Kız uykusuzluktan yatağına dönüp dururken dağılan geceliği güzel göğsünü açığa çıkarmıştı. Utanan kisine geceliğini sıkıca kapattı.
Affedersin, seni korkuttum. Uyuduğunu düşünmüştüm. Nasılsın? Onu ile karşılaştıktan sonra iyi olup olmadığımı merak etti. İyi. Kız ayağa kalktı. Genç adamın yatağında oturması için teklif yapmaktan utanmıştı. Ama odada uygun hasır ya da yastık yoktu. Kazını yanından geçip duvardan gelen serin gece havasını içine çekti. Aklın hala onda mı? Evet. Miden iyi mi? İyi. Böyle olacağını hiç beklemiyordum. Muhtemelen gece karanlığında dürüst olmak her zaman daha kolay olduğu için. Kız bir anda her şeyi kendi fark etti ve hemen itiraf etti. Onu öyle görünce her şey bittikten sonra hayatta kalabileceğimi ciddi anlamda ilk defa inandım. Kelimelerini çok büyük ve çok abartılı olup anlamlarını bitirmesinden korkarcasına fısıldadı. Yapabildim, anlıyor musun? Kendim. Artık bunun mümkün olduğunu biliyorum. Eşit derecede sessiz bir cevap. Anlıyorum. Nasıl doğru sorulacağını bilemeyen Kesin'e merak etti. Ceset ne oldu? Çözdük. Gideyim. Neden bu kadar utangacım? Öyle olsa öyle olmam. Çok savunamam. Çünkü savunamam. Hayır, savunmak istemem. Kızın omzuna dokunan şarabı aralıkta olan pencereyi iyice açtı. May bu hoş dokunuşa gülümsedi. Kazu. Ninja döndü. Ay ışığını yansıtan öfkeli gözleri parladı. Kalsana. Seçim Kazu'yla ilişkiyi etkiledi. Tamam. Genç adam güldü. Ne için cesur kız? May yanaklarının yanmaya başladığını hissetti. Bir cevap beklemeden Kazu biraz daha yüksek bir sesle konuşarak kapıya döndü. Kapının altına oturmayı kes. Mutfağa git, bıyıklı kerşefe, çaldığı sakıyı bildiğini söyle. Sana ne istersen hazırlar. Sinirleri yediyor. Yıldadan bir ses geldi. Ay ay, tamam tamam. Ay nasıl duydu oha. Biz hiç farkında değiliz. Bir hışırtı ve uzaklaşan adımların sesi duyuldu. May'in iç sesi inledi. Kalmasını istediğimi duydu. Sessizlik çöktü. Kazu tekrar konuştu. Söylemek istemiyorsan göster. Kızın kalbi daha hızlı atmaya başladı. Ninja hareket etmeden duruyor, kızı inceliyordu. May yaklaştı. Parmaklarını yazdıkça erkeğin göğsüne gezdirdi. Onu izleyen genç adam hiçbir şekilde tepki vermedi. Kız hareketini tekrar etti. Bu sefer elmacı kemiğine ve saçlarına dokundu. Ardından cesaretini toplayıp Kazu'nun kimonosunu yakasına açtı. Kazu. Buz gibi bakan gözleri değişmeden hafifçe gülümsemeye devam ediyordu. May şefkatliydi, daha da ileri gidip Kazu'nun köprücük kemiklerini açığa çıkardı. Gergin kırın kaslarına bir daire çizdi. Adam bir kaşını kaldırdı. İnce kadın parmakları kemerinin kenarı boyunca gezindi. Shinobi bir şey inkar ediyormuş gibi başını salladı. Tekrar sırıttı ama sonra birden nefessiz kaldı. May karmaşık düğümleri çözdü. Kazu ona yardım etti. Ne yapacağını gösterdi. Sonra ellerindeki bağcıkları açtı. Gizli silahlar tek tek yere döküldü. Kesine çömeldi ve ninjanın ince kemiğine kanlı kabağlı bıçağı çıkardı. Bir erkeği soymak ona çok değişik geldi. İzin veriyor, öğretiyor. Kazu eğildi. Öperek kızı ayağa kaldırdı. Kızın elini daha aşağı yönlendirdi. Ve göz kapaklarını yarı yarıya kapattı. Tamam bunu... Tamam siz devam edin arkadaşlar. Thank you.
ya? Ya bu adam beni çıldırtacak, yemin ediyorum ya. Şimdi uyu bebeğim. Ya. Şapşal. Kazının kalp atışlarını dinleyen May uyuyakaldığını fark etmedi. Doğudaki gökyüzü aydınlanmaya başladı. Başladığı an şarap odasından kayboldu. Sinadori sabah o kadar mutlu ve gizemli görünüyordu ki sanki geceyi bir erkeğin kollarına geçirmiş olan oydu. Sinadori çok tatlı ya. May kahvaltıdan sonra Shinobi ve Ronin ile görüştü. İlgi çekici bir şey öğrenmemişlerdi. Sıraya talim teslimat veya diğer ticari meseleler bahanesiyle geldiğini tahmin ettiler. Genç kız ise yönetici ile yaptığı konuşmadan bahsetti. Bayan Hatakeyama benden bu sıra saklamamı istedi ama hiçbir şey anlatmamak da benim durumumda akılsızca olurdu. Kime benzediğimi söyledi. Bir zamanlar başkent sosyetesinde veya Shogun'un yakın çevresinde ağırlığı olan bir kadına. Bayan Hatakeyama onun adını ya da statüsünü bilmiyormuş. Bir kez karşılaşmışlar işte. Ninja'nın yanına sayırdı. Kötü. Ve onu nerede bulacağımızı da mı bilmiyoruz? May olumsuzca başını salladı. Bitmiş, çoktan. Ronin ve Ninja birbirlerine bakıp yüksek sesle herhangi bir varsayımda bulunmadılar. Odasına dönen Kisune, kapıda onu bekleyen hizmetçiyi gördü. Kız ona bir paket uzattı. Kız kumaşı açıp kısa bir not gördü. Bayan Yoshinaga, lütfen millet tarihimin bir göstergesi olarak bu mütevazı hediyeyi kabul edin. Şu Lin Kaya mıydı? O herhalde. İmza tanıdıktı. Lin. Yasora Savada'nın cariyesi May'e kıyafet göndermiş. Lin'den hediye. Bunu almışız. Bana bu daha hoş gözüktü. Keşke bunu alsaydım. Neyse. Saçımızı değiştirelim çünkü bayağıdır o saçtayız. Buna böyle... bu çok tatlı oldu. Ama diğerlerine de bakalım. Bu da oldu. Bu da çok tatlı. Bu da oldu. Ya bu olsun. Ya da bu. Bu olsun ya. Kıyafetimiz zaten sade ya. Yani çok çiçek böcek yok. O şu kafamızdaki çok tatlıdır ya. Bu olsun. Kisune hediyeyi deneyip aynaya baktı. Çok tatlı. Evet, ve kuşakla doğduğu eyaletin renginde. Yeşil, Lin Kaya'nın aslen olduğu ada eyaletinin rengidir. May arkasına duran Sinodori'nin yüzündeki şaşkınlığı aynada görünce ona döndü. İmparatorluğun hanedanlık armalarını bilmiyor musun? Hayır, yani çok az. Yeşil, deniz dalgasını sembolize eder. Kuzeyde bayraklar mavidir, soğuk ve kar simgelerler. Burada güneş, güney güneşi ve altın gibi sarılar, başkent şehirlerin en zengindir. Eyaletlere birleştiren imparatorluk ailesinin rengi ise iris çiçeği gibi mordur. Şehirlerin tek bir imparatorluk haline geldiği yıl iris dönemi başlamıştır. Neden iris? Detayları açıkla. May şifon yerden yazı gereçlerini çıkardı. Masaya geçip kağıda trick word çizdi. Bu silize bir iris, imparatorun arması. Üç katlanmış yaprak ve üç kapalı yaprak. İlk imparator eyaletleri birleştirdiğinde bu işaret Nairyo'nun sembolü olmuştu. İris, üç eyaletin temeli. İç içe geçmiş üç halka. Kız üç daireyi çizdi.
İmparatorluğun bayrağında ve devleti koruyan Shogun bayrağında bu üç halka vardır. Bayrakları kırmızı, gördüm. Evet, kan ve savaşın rengi. İmparatorluğun bayrağı siyah ve beyazdır. Çünkü bu renklerden en az biri, ilk imparatora bağımlılık yemini eden tüm eski ailelerin armalarına mevcuttu. Teşekkürler, çok ilginç. Ama karışık. Kısa süre sonra May bahçeye çağrıldı. Saray yaşamına artık alışmaya başlayan ikisine, dünkü karşılaşmadan sonra tekrar net bir şekilde tehlikeyi seziyordu. Her hizmetçi, muhafız ve misafirin Oni veya Reiki olduğundan şüphelenmeye başladı. Zorlukla da olsa kendini toparlamayı başardı ve çatının altına girerken tamamen sakin görünüyordu. Cheki Ueto dahil hemen hemen tüm kızlar toplanmıştı bile. Aristokrat kız hiçbir şey olmamış gibi May'i selamladı ve sorun yaşadıklarını diğerlerinden özenle gizledi. Kisune de aynısını yaptı. Eri Hatayaki'ye ama herkese selamladı ve dedi ki ''Bugün hoş, boş bir gün. Fazla yemek yemeyin. Akşam yeni yemeklerin tadına bakacağız.'' Bu haber kızların zevkle gülümsemelerine sebep oldu. ''Keşke hizmetçileri yanımıza alabilseydik. Birileri çok sevinirdi.'' May uzun süre kalmadı. Herkes dünkü aktörleri, beklenen yemekleri, bir beyefendinin kıyafetini tartışırken çardaktan ayrıldı. Ancak sohbetin arasında ilgi çekici bir şey duydu. ''Bugün onu biraz endişeli gördüm. Sinirli bile diyebilirim.'' May bir manolya çiçeğine bakar gibi yapıp durdu. ''Gerçekten mi? Onun için çok değişik davranış.'' Buraya gelirken hoşnutsuzlukla homurdandığını duydum. Kapıdaki muhafızlara neredeyse küfrediyordu. Ben bir tüccar arıyormuş. Muhafızlar o tüccarın ya saraydan ne zaman ayrıldığını bilmiyorlardı ya da ayrılıp ayrılmadığını. Saraydan ayrılmayan tüccar mı? Vensei Oni arıyor. Sohbetin konusu erkeklerin tuhaflıklarına geçti. Kesine dalı eğdi, çiçeğin kokusunu içine çekti. Şunu izleme şansımız yok. Ama hizmetçiyi izlesek... May duyduklarını hemen Kazuyu ve Masamune ile paylaştı. Her ikisi itiraf etti. Birinin hareketleri onlara da çok tuhaf geliyordu. Yönetici ve sarayın diğer sakinlerinin dikkati hep misafir kızların üzerinde olduğu için gözlemi Ronin ve Shonobi yapacaktı. Kız odasına döndü. O gün hava çok sıcaktı. Sinodori küçük balkonun kapısını açtı. Sonra tarağını düzeltip aynanın önünde dönüp durdu. May'in meydandaki dansın hareketlerini tekrarlamaya çalıştı. Kisune ibisin garip dansına bakıp gülümsedi. Taşlarda büyümüş olsa da sanatı seviyor. O da benim gibi şehirde büyüseydi ne olurdu acaba? Mağaralarda yaşamak, iblisinin kendi tercihleri mi? Sitem etmeden Sinodori'yi nazıca düzeltti. Bacaklarını bu kadar açma, o zaman daha zarif olur. Böyle mi? Hayır, sana göstermemi ister misin? Mağara sakini deli gibi başını sallamaya başladı. Evet, isterim. Bak, kıyafetinin kenarında dolanan Sinodori neredeyse düşüyordu ama son anda dengesini buldu ve hareketi tekrar etti. Evet böyle, şimdi elinle. Aynen. Ben bütün gün saray işleriyle uğraşmış, kayda değer bir şey yapmamış. Ancak ertesi gün akşama doğru gülümseyen hizmetçinin planlarına dair ilginç bir bilgi alındı. Ben şehre gidiyormuş. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.